Sevgili arkadaşlar merhaba, İsmim Zehra Yiğitav'dan, Mühendislik Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Afet yönetimi 1 dersinin ikinci ünitesi olan zarar azaltma aşaması ile karşınızdayız. Bu üniteyi tamamladıktan sonra bir olayın afet niteliğinde değerlendirilebilmesi için gereken özellikleri tanımlayabilecek, afet yönetiminin döngüsel şeması içerisinde zarar azaltma yaklaşımını tanımlayabilecek, Afetlerin artan etkileri altında dirençsiz toplum kavramını anlayabilecek ve zarar azaltma aşamasının dirençli toplum yaratmadaki rolünü kavrayabilecek, zarar azaltma aşamasının doğrudan ilişki kurduğu ve kapsadığı alanları tanımlayabilecek ve açıklayabileceksiniz. Herhangi bir afetin ortaya çıkaracağı zararları azaltmak hem toplumun güvenliğini sağlayacak hem de ülke ekonomisinin kalkınma faaliyetlerini sürdürülebilmesine imkan sağlayacaktır. Bu sebeple afet zararlarının azaltılması aşaması afet yönetim sistemi içerisinde belki de en önemli aşama olarak düşünülmelidir. Bir olayın afet olarak tanımlanabilmesinin öncelikli koşulu insan yaşamında ve faaliyetlerinde ciddi kesintiler yaratan etkiler oluşturmasıdır. Doğa ya da insan kaynaklı bir olayın afet haline dönüşmesi, bu olayın doğrudan ya da dolaylı olarak insanın günlük yaşamında kesintilere neden olması ve bu kesintiler sonucunda ortaya bir zararın çıkması ile yakından ilişkilidir. Zarar azaltma kavramı tanımlanırken genel olarak afetin oluşturduğu tehlikenin önlenmesi veya bu tehlikenin oluşturduğu risklerin azaltılması ve ortaya büyük kayıpların çıkmasının önüne geçilmesi için yapılması gereken çalışmaların bütününe verilen isim olarak tanımlamak doğru olacaktır. Afet olgusunu döngüsel bir şema içinde değerlendirerek hem afet öncesinde hem de afet sonrasında yapılacaklar ile afet zararlarını azaltma yönünde çalışmalar yapılması gerektiğinin altı çizilmelidir. Deprem kendisini tekrar eden bir karakteristiğe sahiptir. Ve fay hatları ile çevrili bir bölgede yaşayan insanlar, iki deprem arasında yer alan süreçleri zararları azaltmak için değerlendirmek durumundadır. Herhangi bir olayın afete dönüşmesi engellenememiş ise, bu durumda olay meydana geldikten sonraki süreçte, gelecekte olması muhtemel benzer olaylar karşısında, toplumsal dirençliliği artırmak için afetten etkilenen toplulukların zayıf veya dirençsiz olduğu alanlar ortaya konulmalı ve bu alanlarda zarar azaltacak çalışmalar gerçekleştirilebilmelidir. Afet olduktan sonra gelecekte olabilecek benzer afetlere yönelik zarar azaltma çalışmaları ise gerekli olmakla birlikte afetten etkilenen toplulukların birçok kaynağını Ortaya çıkan afetin yıkıcı etkilerini gidermek ve afet sonrası aşamalarda kullandığı göz önünde bulundurulacak olursa, elde kalan kısıtlı kaynaklar ile yeni zarar azaltma çalışmalarını istenilen ölçüde ve zamanında tamamlayamama tehlikesi ile karşı karşıya olduğu da belirtilmelidir. Kentsel alanları etkileyen afetlerin artık çoklu afetler niteliğine büründüğü bir afet olayının başka afetleri de tetiklediği durumların daha sıklıkla karşımıza çıktığı da bir gerçektir. Bu anlamda 2011 yılında Japonya'da meydana gelen deprem afetini örnek olarak verebiliriz. Geleneksel afet yönetim yaklaşımında da yer alan afet öncesi çalışmalar ya da risk yönetimi özellikle son yıllarda afetlerden kaynaklı artan ekonomik, fiziksel ve çevresel kayıplar sebebiyle önem kazanmaya başlamıştır. Başarılı bir afet risk yönetim sistemi için zarar azaltma çalışmalarının da aynı derecede başarılı olabilmesi gerekmektedir. Zarar azaltma ve dirençsizlik arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır. Bu sebeple dirençsizliğin kavramsal karşılığını da anlamak gerekir afet olmadan önce alınacak önlemler ile afetlerin yol açtığı riskleri azaltmak ve afet sonrası çalışmalarda karşılaşılan bilançonun miktarını orta ve uzun vadede küçülterek afetlere dirençli topluluklar yaratmaktır. Sunudaki tabloda ülkemizde 1900 ile 2016 yılları arasındaki süreçte yaşanan ve kayda geçirilmiş deprem ve sel doğal gibi doğal kaynaklı afetlerin can ve mal kaybı sonuçları verilmektedir. Afetlerin artan etkileri hem uluslararası kurumları hem de ülkeleri afetin sonuçları ile mücadele etme yaklaşımından afet öncesine odaklanarak afet risklerini azaltma anlayışına yönlendirmektedir. Afetin bir üretim zincirinin halkalarından birisini kopardığı, dolayısıyla sistemin aksamaya ve çalışmamaya başladığı gözlemlenmiştir. Herhangi bir üretim modelinde bütünü oluşturan halkalardan bir veya birkaçı afetten etkilenirse, üretimin bütününde kesinti meydana gelebilir. Zarar azaltma yaklaşımının içeriğini oluşturan temel amaçları belirlemek gerekmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlıklar yapılarak kaynak kullanımı için sağlıklı ve sürdürülebilir bir planlama ve koordinasyon yapılabilir. Zarar azaltma uzun bir dönem içerisinde tehlikelerin ve bu tehlikelerin ortaya çıkarabileceği can ve mal kayıplarının azaltılması veya ortadan kaldırılabilmesi için planlanmış ve uygulanmış sürekliliği olan her türlü faaliyettir afetlerden etkilenecek halkın, kurumların ve işyerlerinin gereken önlemleri alabilmesi için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmesi de zarar azaltma etkinlikleri arasında gösterilebilir. Zarar azaltmanın temel kuralı, önlenmesi mümkün olan tehlikelere karşı engel olucu tedbirleri almak, önlenmesi mümkün olmayan tehlikelere karşı ise koruyucu tedbirleri almaktır. Değerli öğrenciler, bu ünite kapsamında bir olayın afet niteliğinde değerlendirilebilmesi için gereken özellikleri tanımlayabildik. Afet yönetiminin döngüsel şeması içerisinde zarar azaltma yaklaşımını tanımlayabildik. Afetlerin artan etkileri altında dirençsiz toplum kavramını anlayabildik ve zarar azaltma aşamasının dirençli toplum yaratmadaki rolünü kavrayabildik zarar azaltma aşamasının doğrudan ilişki kurduğu ve kapsadığı alanları tanımlayabildik ve açıklayabildik. İkinci ünitemizi burada noktalıyoruz. Üçüncü ünitede görüşmek dileğiyle.